Arkadaşlar, Toros Dağları'nda bir ormandayız. Ve şu anda sesleri duyuyorsunuz yoğun bir şekilde. Ağustos böceklerinin, cırcır böceklerinin sesleri. Çoğu insana rahatsız edici gelebilir sürekli aynı ortamda kaldığında. Fakat bu sesler aslında insanların yalnızlığını paylaşmak için ilahi bir hediyedir insanlara. Sürekli ıssızlık içerisinde kalmak, ıssız bir ortamda kalmak herhalde insan için çıldırtıcı olurdu. Şimdi bu gösterdiğim böceklerin kabukları. Şu anda yaşadığı evredeki, evreden bir önceki evreleri bunlar. Topraktan bu şekilde çıkıyorlar. Kabuklarını böyle bırakıyorlar. Bakın üzerinden de böyle yarılma var. Oradan çıkıp başka bir canlı olarak, başka bir renkte, başka bir şekilde canlı olarak çıkıyorlar ve dünyamızı bu şekilde şenlendiriyorlar. Beni düşündüren şey, en çok ruhla bağlantı kurarım. Acaba insan öldüğünde de böyle mi oluyor? Bir başka canlı olarak bir başka hayatta devam edeceksin. Ama kabuğun burada. O kabuğun içinden çıkıp gideceksin. Acaba böyle mi? Bilmiyorum ama beni düşündürür. Cırcır böcekleri, yusufçuklar ve kelebekler yaşam döngüsü olarak birbirlerine benzerler. Bu üç, tanıdığım üç varlığın, üç canlının yaşam biçimi bana insan ve ruh olayını tekrardan düşünmemi sağlıyor. Neyse, ben bu ağaçlara baktım. Cırcır böceğinin kendisini bulmak istedim ama bulamadım. Öyle bir de güzellik yapmaya çalıştım ama bulamadım. Kusura bakmayın. Bu hislerimi de böyle paylaşmak istedim. Hoşça kalın.